Myanmar'daki Budist zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. A Haber ekibi elektriği, suyu olmayan barakalarla dolu Kutupel 10 kampına girdi. İşte A Haber editörü Fatih Er ve kameraman Tayfun Güzelgün'ün o kampta tanık oldukları. Uyuyor şimdi ailesi yanında. Oysa birkaç gün önce okyanusu aştı, bir soykırımdan kaçtı. O, çektiği zulmü görmezden gelinen, dünyanın sırtını çevirdiği bir Arakanlı. Vatanından uzakta, Bangladeş'te, bu kampta hayata tutunuyor minicik elleriyle. Zaman daralıyor, daraldıkça da zulüm yağıyor üstlerine. 400 bin Arakanlı Müslüman, Budist zulmünden kaçıp bu kamplara sığınıyor. Ne elektrikleri var, ne akan suları. Çalışmak da yasak, okula gitmek de. Hatta kamptan dışarı çıkmak da. Doktora da gidemiyorlar. Yüzlerce çocuk hastalıktan can verdi. Yardımlarsa oldukça sınırlı. Onlar eski adı Burma olan Myanmar'dan geldiler buraya. Nüfusları 4 milyon. Ancak vatandaşı değiller Myanmar'ın. Suçları Müslüman olmak. Yıllardır ayrımcılığa ve zulme maruz kalıyorlar. Din değiştirmeleri isteniyor. Zulüm son 45 günde daha da yoğunlaştı. Evler basıldı. Kadın, çocuk demeden öldürüldüler. Hayata tutunmak için okyanusa açıldılar. Bangladeş'e kaçtılar. Ancak burada hoş karşılanmadılar. Müslüman Bangladeş onları istemiyor. Gelenleri zorla göndermek istiyor. Gidenler de vatanlarına dönüşte öldürülüyor. Sadece siviller değil katliam yapan, askerler ve polisler de işin içinde. Myanmar Devlet Başkanı ya başka ülkeye gitsinler ya da Birleşmiş Milletler baksın onlara diyor. Birleşmiş Milletler ise sadece söz vermekle yetiniyor. Yardıma gelince orada gözükmüyor. Bunun delili de işte bu tablo. Müslüman olmanın bedelini ödeyenlerden biri de Hamida Begam. 21 yaşındaki Hamida'nın kocasını Burma'da katletmişler. 4 çocuğuyla yalnız kalmış. Bu iki odalı, iki gözlü barakada yaşıyor. Ve içerideki sıcaklık inanın bir saunadan daha fazla. Belki 50 dereceden fazladır. Mutfağın nerede diye sormuştuk. Bizi mutfağına getirdi. Hemen yan bölmeye. Ve işte o mutfak. Birkaç tane tencere, birkaç tane plastik kavanoz ve burada yakacakları orada da ocağı. Küçücük bir mutfak vardı ama yiyecek yoktu. Oysa Ramazan ayındayız. Onların orucu akşam ezanıyla bitmiyor. Umutsuzca dünya Müslümanlarına seslendi. Belki sesleri duyulur, zulüm biter, evlerine döner, hayata yeniden başlarlar diye. Kampta on binlerce çocuk var. Okullarına gelince işte bu baraka. Öğretmenleri 27 yaşındaki Senivara. A Haber editörü Fatih Er ve kameraman Tufan Güzelgün okulu ziyaret ettiğinde ders İngilizceydi. Çocuklar İngilizce öğreniyorlardı. Konuştuklarında belki birileri çektikleri zulmü anlar diye. Öğretmen Senavura'nın da bir çağrısı vardı. Uyuyan bebeğin adıysa Abdülsamet. Zaten bu yüzden zulüm görüyor. Ailesi o büyüdüğünde zulmün bitmesi için dua ediyor. Tüm Müslümanları yardıma çağırıyor.